ESP tedavisinin endikasyonlarından bir tanesi de kalp yetersizliği hasta grubudur. 1995 yılında ilk olarak kalp damarlarına yönelik bir tedavi olarak FDA tarafından onaylanmış bir tedavi olmasına rağmen 2000 yılından itibaren FDA kalp yetersizliğini de onay kapsamı içerisine almıştır. Tabii kalp yetersizliği dünyada hızlıca miktarı, sayısı artan bir hastalıktır ve bir halk sağlığı problemidir. Ve ister kalp damarlarında darlık olsun, isterse kalp damarlarında darlık olmasın, ESP tedavisi kalp yetersizliğinde eğer bir kontraindikasyon, yani ileri derecede kapak darlığı ya da kaçağı veyahut karın içerisinde geniş anevrizması yok ise veya bacaklarında aktif pıhtısı yok ise ESP tedavisi uygulanabilmektedir. Bu hastalarda ESP tedavisi sonrası hastanın nefes darlığında iyileşme, yürüyüş mesafesinde artma, gece uykularında düzelme ve ödemlerinde azalma görülmektedir. İlaç tedavisi alırken ESP tedavisi de pekala uygulanabilmektedir ve ESP tedavisinden faydalanan hastalar ilaçlarının azaltılması gerektiğini hissetmekteler ve azaltılabilmektedir. Dolayısıyla daha az ilaç kullanmak için de ESP tedavisinden faydalanan hastalarda fırsat doğmaktadır.